Ben de yoldan geldim. Akşam yılın doktoru ödülünü aldım, yoruldum. Çok keyifli bir akşamdı. Teşekkür ediyoruz organize edenlere ve bizi yılın doktoru seçen kardeşlerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ömer, tabii ki bunları konuşmak güzel de ama düşünüyorum ya, ne kadar güzel bir durum değil mi? Kaç yıl önce gelmiştin yanına? 2019 yılında. 2019. Şubat veya Ocak ayı. Ne kadar süre sonra düğün yaptın? 3 ay sonra. 3 ay sonra düğün yapacaksın. Karaciğerinin neredeyse %60'ını aldım ama karaciğerin tamamını koruyorum. 3 ay sonra düğün yaptın. Ondan sonra Hollanda'ya gittin. Ama karaciğerin %60'ını almıştık. Ve çok güzel bir yandaydı. O YouTube kanalımızda var. Alo Ola, Kiskes Kameliyatı. 2019 yılları geçiyor. 2019. %60'ını aldık. Ama ben %60'ını almamıza rağmen şurada bakıyorum. Karaciğerin tamamını koruduğum için karaciğer kendini yenilemiş. Evet. Ve sen %60'ı alınmış bir ciğer sahibi olarak 3 ay sonra evlendin. Evet. Şu an çok şükür hissediyorum ben. Ondan sonra 3 ay sonra işe başladın. Hollanda'da. 5-6 ay civarı bir süre. 6 ay sonra işe başladın. Biri büyük, büyüğün adı ne? Kerim Mecit. Kerim. Evet. Kerim Mecit. Evet, iki dedesinin ismi. Kerim Mecit, iki dedesinin adını koydu, bir oğlum oldu. Sonra? Nisan bir iki dedesi. Nisan kızını aldı. Evet, en son Ecrin'imiz oldu. Ecrin. Bir de Ecrin'in oldu. Ecrin ne kadardı? 6 ay. Doğru. Olmadı. 4 ay. Hep kafanı alıyorsun. Olmadı. Kaç tane de çocuk yaptın? İnşallah 4. Şimdi. Dördüncüyü yapacaksın. Ben de bir şey soracağım. Şerefi bunları büyüteyim. Evet. Ama çok süper yani. Hatırlıyor musun? Dünkü. 2019'da geldiğinde karaciğer nakli olursun ya da olamayabilirsin. Kesin anneme şansı vermemiştim. Ondan sonra kitle orada devasa bir kitle var. Artık sarılık başlayacak. 3 ay önce karaciğerindeki yine bir kitle var. Küçük bir kitle olmuştu. Ondan sonra çıkardık. Evet. Sizin sayenizde bir ameliyatta karaciğer kurtarma olmasaydı şu an ikinci ameliyatta nasıl olmuyordu? Evet. O ilk ameliyatta karaciğer konumunda olmasaydı, karaciğerin şuradaki segment altındaki lezyonu çıkaramayacaktık belki de karaciğerin sağ kalsonunda. Çünkü küçük ciğer kalacaktı. Allah korusun tekrar lezyon çıksa, şimdi onların hepsini kurtarabiliriz. Demek ki organ koruyucu, cerrahi ve emek vermek çok önemli. 2019'da delikanlıydın, daha evli bile değildin. Bugün 3 çocuk babası. İkinci ameliyattan sonra karaciğerle ilgili organ koruyucu cerrahi çok ümit verici. Senin çok hızlı toplanmanı sağladı. İki ameliyat bile olmazsın, nakil olacaksın demişti. Demek ameliyat olunabiliyor. Organı korursan yeniden ameliyat olabiliyor. Bu kadar büyük ameliyattan sonra 3 ay içinde evlenebiliyorsun. 3 gün sonra denemiyorlar. Çocuk yapılabiliyor. İşe başlıyorsun, kariyer yapılabiliyor. Hatta böyle gökdelenlerde cam siliyorsun değil mi? Ya gökdelen değil de yerden 5-6 metre yüksekte. Ha. Yani genel ama dış cephe cam siliyor. Cam siliyor. Evet. Bu arada çocuklar da tabii hayatı zenginleştirmiş. Evet. Patır patır böyle. Senin çok sesli ortamın artık. Öyle ama hiç ortamın bir sesini vermiyor. İyi kilo da almışsın. Çok şükür. Gelmiş geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Saygılar. Sevgili dostlar, Ömer'le birkaç defa tanıştınız, önemli. Ama bu mesajlar önemli. Yani karaciğer ameliyat olamazsınız diyorlar. Alveoler stotik olsun, karaciğer kanseri olsun. Ama üstüne biz karaciğer ameliyatı yapabiliyoruz. Günün sonunda en nihayetinde karaciğer ameliyatı yaptıktan sonra da tekrar ameliyatlar da gerçekleşebiliyor. Ve buna esasen yorumladığımızda aile de kurulabiliyor. Ömer bu anlamda çok iyi bir örnek. Organ koruyucu cerrahi demek önemli diye düşünüyorum. Hepinize geçmiş olsun diyorum.